Başkanı İkinci Mustafa Şentop. Dairesi'nin 13-2-2018 tarihli ve esas 2017/2075 karar 2018'e 287 sayılı kararının onanmasına dair Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 29-2018 tarihli ve esas 2018/2088 karar 2018'e 27-28 sayılı kararı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesinin 3. fıkrasıyla 84. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanlığı tarafından Başkanlığımıza gönderilen 26-11-2018 tarihli tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 4-6-2020 tarihli 95. birleşiminde bilgiye sunulmasıyla milletvekilliği düşmüştür. Genel Kurul'un bilgisine sunulan mahkumiyet kararı hakkında bu kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8-2-2021 tarihli ve esas 2016/205 karar 2017/97 sayılı ek kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin 21.01.2021 tarihli başvurucu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı uyarınca hükümlünün yeniden yargılama talebinin kabulüyle infazın durdurulmasına, sanık hakkında yeniden yargılama kararı verildiğinden kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, sanığın yargılama sürecinde yeniden milletvekili olması sebebiyle sanık hakkındaki yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenilmesine karar verildiği hususu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10.02.2021 tarihli yazısıyla başkanlığımıza bildirilmiştir. Bu çerçevede söz konusu yazıyla ekindeki mahkeme kararı örneğinden İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkında verilen ve 4.6.2020 tarihli 95. birleşimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun bilgisine sunulan kesin hükmün ortadan kalktığı anlaşılmakta olup keyfiyet Genel Kurulu'nun bilgisine sunulur. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Bilgilerinize sunulmuştur. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Dervişoğlu. Buyurunuz Sayın Dervişoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. Irak'ın Kuzey Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal 2 harekatında 2 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimiz Yüzbaşı Burak Coşkun ile Assubay Harun Turan'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza da bir an önce Allah'tan acil şifa niyaz ediyorum. Kadına yönelik. Evet, Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu efendim. Ekranlarınıza da yansıyor. Aslında aldığı yine mecliste okunan hakkındaki kararla birlikte vekilliği düşürülmüştü. Akabinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun hak ihlali kararı vermişti. Ve o hak ihlali kararını yerel mahkeme uygulamadı. Yerel mahkeme uygulamayınca tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gidildi ki Anayasa Mahkemesi bu sefer aslında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğine ilişkin, ki bu son Sayın İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyesi olarak yemin ettiği yemin töreninde de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın konuşmasında en önemli ifadelerden birisiydi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması tartışılamaz bir zorunluluktur ifadesi. Zira biz Berberoğlu kararını çokça konuştuk. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına son Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte hükmedildi. Şimdi ilk defa böyle bir şey gerçekleşiyor. Bir içtihat oldu. Yani acaba vekil olacak mı, vekil olması için ne gerekiyor tartışmalarını da çok yaptık. Ama gördüğünüz üzere mecliste şu anda Enis Berberoğlu'nun yeniden vekillik hakkı iade edilmiş oldu. Şimdi bir fezleke süreci var. Muharrem Sarıkaya telefon attığımızda Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi.
Muharrem abi, dinliyoruz seni. Nedir şimdi merhaba, durum? İlk değil mi bu? Bir içtihat aslında. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Aslında bir içtihat oluştu. Bu içtihat da zaten Anayasa Mahkemesi tarafından oluşmuş bir yapıyla meclise sunuldu. Yani buna çağrı kararı olarak da değerlendirilebilir. Çünkü Anayasa Mahkemeleri zaman zaman meclise izlenecek yol konusunda da ki hukukilik açısından veya kendi verdiği karar açısından bunu gösterebilir. 4 ay bir süre geçti. Bu 4 aylık süre sonunda ikinci karar çıktı ve ikinci karardan sonra da Enis Berbeyoğlu milletvekili iade edildi. Bundan sonraki süreçte karma komisyona gidecek. Karma komisyonda o fezleke ele alınacak. Yalnız karma komisyonda ki bekleyen fezleke sayısı öyle çok az uz değil. Oldukça fazla. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 1303 fezleke vardı. Enis Berberoğlu'nun yeni gelen fezlekesiyle 1304 olacak. Yani bundan sonraki süreçte o 1304 fezlekenin veya onlara dönük nasıl bir yöntem izlenir? Yani sondan gelen Enis Berberoğlu'nun fezlekesi hemen önemi alınır ki orada HDP'li milletvekillerinin de çok bekleyen fezlekeleri var. Yoksa toplu olarak bir sonuca mı giderir? Bunları şu an için kestirmek pek mümkün değil. Ama ne olursa olsun yeni bir içtihat oluştu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda hak ihlali iade edilmiş oldu veya hiç yok farz edildi. Geldiği üslupla veya geldiği yöntemle hukukun gereği, yargının gereği neyse o yerine getirmiş oldu. Dolayısıyla şu an itibariyle Enis Berberoğlu yeniden milletvekilliğini kazandı. Burada Adalet Bakanı Gül'ün çok emeğinin olduğunu biliyorum. Çünkü dün gelmemişti Adalet Bakanlığı'na fezleke. Yerel mahkeme fezlekeyi elinde tuttuğunu biliyorum. Adalet Bakanı Gül bu fezlekeyi tutma hakkının olmadığını belirterek yerel mahkemenin göndermesini bir şekilde sağlamış. Ve bugün öğle saatlerinde Anayasa Mahkemesi, pardon, Adalet Bakanlığı'na geldi. Adalet Bakanlığı'ndan da hemen acilen meclise gönderildi ve oturum başlar başlamaz da meclis başkanı daha önceki tutumu gereği, çünkü Anayasa Mahkemesi kararları uygulanması gerekir diyordu. O kapsam içerisinde bugün okuttu ve şu an itibariyle Enis Berberoğlu yeniden milletvekili sıfatını kazandı. Şimdi neyi tartışacağız? Bu arada Rezanep Özdemir, doktor hukukçu da aramıza katıldılar. Skype'da Rezanep Özdemir, siz de hoş geldiniz. Fezleke'yi tartışacağız herhalde, öyle mi? Muharrem Sarıkaya. Burada, evet, burada önemli olan fezlekenin içeriği. Çünkü fezleke Anayasa Mahkemesi'nin gelen kararında ancak oradaki hükümler dolayısıyla yeniden yargılanmanın yapılması gerekiyor. Oysa ki fezlekede yeni unsurlar, yeni farklı üslup veya cezalar eklenmiş. Bu da Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından bugün mahkemeye yeniden itiraz edilmesine yol açtı. Bildiğim kadarıyla hakimler yüksek kuruluna da, hakimler savcılar kuruluna da özür dilerim. Hakimler yüksek kurulu kaldırıldı tabii yükseğe. Hakimler savcılar kuruluna da, HSK'ya da bir bildirim yapılacağı belirtiliyor. Görünen şu, Anayasa Mahkemesi'ndeki karar doğrultusunda yerel mahkemenin yargılamayı durdurup yeniden başlatması için o fezlekede yeni suç unsurları eklenip eklenemeyeceğine ilişkin bir tartışma var. Hukukçuların bir bölümü eklenemez diyor. Yani böyle bir şeyin olması mümkün değil diyor. Tabii onu sevgili Rezan Özdemir, Rezan Hocam çok daha iyi bilecektir. Onun için istersen ona soralım. Akif, bu konuda çok fazla bilgim yok. Tamam. Rezan Özdemir, efendim ne dersiniz? Hem karara hem Muharrem abinin sorduğu soruya. Evet, iyi yayınlar öncelikle. Sayın Sarıkaya'ya da selam saygı sunuyorum. Biz Sayın Ersoy, sizinle yaptığımız birçok yayında da yine Habertürk Televizyonu'nda etraflıca konuştuk. Şunu söylüyorduk ilkesel olarak. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Çok açık, tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Biz kararı bilimsel, akademik düzeyde eleştirebiliriz. Ben de zaman zaman Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını akademik ve bilimsel perspektifte bir hukukçu olarak eleştiriyorum. Ve fakat Anayasa'nın 153. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve görevleri hakkında kanun 50. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bağlayıcıdır. Yani siz bir ihlal tespiti yaptıysa Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonucu, bu ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak zorundasınız. Gerekçeyi hukuken kabul etmiyor olsanız dahi, eleştiriyor olsanız dahi uygulamak zorundasınız.
aksi yargı hiyerarşisini bozar. Eğer uygulanmazsa ne olur? İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi der ki yarın öbür gün köy boşaltma davalarında dediği gibi sizde etkili bir iç hukuk yolu yok. İç hukuk yollarını tüketmeden direkt bana başvurun. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 34-35'i kabul edilebilecek şartlarını tüketmenize gerek yok der ki bu da Türkiye'nin Türk yargısının uluslararası hukuktaki saygınlığını bir yeni tartışılır hale getirir. Dolayısıyla bu kararın Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının 4 ay önce zaten gereğinin ifa edilmesi lazım. Hem Sayın Adalet Bakanı'nın o dönem biliyorsunuz sosyal medyada Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğuna ilişkin çok değerlendirmeleri vardı. Evet. Çok net bir tavrı vardı. Hem Sayın Meclis Başkanı'nın bu konuda bir açıklaması olmuştu. Hem de Türkiye'de hemen hemen bütün hukukçuların ekseriyetle bu konuda bir uzlaşı ve konsensusu vardı. Ona rağmen ilk derece mahkemesi çok ilginç bir şekilde yerindelik denetimi yapamaz Anayasa Mahkemesi dedi ve yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına dedi. Yerindelik denetimi ceza hukukuna özgü bir kavram değil, idare hukukuna özgü bir kavram. Ama idare hukukuna özgü bir kavramla bu Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararını sonuçtan ortadan kaldırmadı. 4 ay sonra verilen karara bakıyoruz. Bak karar metni önümde 3 sayfa sadece bir cümlelik bir gerekçe var. Bir cümle hatta 3 kelime. Şunu söylemiş mahkeme. Anayasa Mahkemesi tarafından 21.1.2021 tarihli kararın bağlayıcı olduğu dikkate alınarak bu karara uyularak aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir. Ya madem bağlayıcı, 4 ay sonra ne değişti? 4 ay önce bağlayıcı değil miydi bu karar? Yani Türkiye'yi böyle bir kaotik sürecin içine sürüklemeye, böyle bir travmatik sürecin içine sürüklemeye kimin hakkı var ya? Yani siz Anayasa Mahkemesi'ne burada kararlarını işlevsizleştiremezsiniz, etkisizleştiremezsiniz, yargı hiyerarşisini bozamazsınız. Eleştirebilirsiniz, hukuk devletine bu katkı sunar, bir ülkedeki demokratik olgunluk düzeyini gösterir ama kararın gereğini takdir ve ifade etmek zorundasınız. Bir, ikincisi Sayın Sarıkaya'nın... ikincisine geçmem. Bu böyle olduğunda mesela bir yaptırımı var mı? Yani biz Sayın Fidan'ın yemin töreninde de mesela Sayın Aslan, Zühtü Aslan çok net biçimde Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması zorunludur diye mesaj verdi. Sayın Ersoy, ben Anayasa Mahkemesi'nin karar metni de şu an elimde. Çok kapsamlı bir karar. Ben son dönem Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar sert bir üslup kullandığını gerekçeli kararında, böyle manifesto mahiyetinde bir karar yazdığını hiç görmemiştim. Ya burada o kadar sert ifadeler var ki özellikle bu kararı uygulamayan, uygulamamakta direnen, mukavemet eden anlayışa karşı gerçekten çok sert, belirleyici esasa müessir ifadeler var. Mesela demiş ki 142. bentte bu kapsamda türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde anayasanın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilemez. Dolayısıyla bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorunlar doğuracağı açıktır. Yani diyor ki siz böyle takdiren keyfi yaklaşımlarla hukuk tanımaz bir perspektifte Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaktan imtina edemezsiniz. Bunun idari, hukuki ve cezai sorumluluğu var demiş ki son dönem Anayasa Mahkemesi içtihatlarına baktığımızda hemen hemen tamamını okuyup takip ediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında bu kadar sert bir üslup takındığını hiç görmedim. Dolayısıyla sorunuzun cevabı zaten karar içeriğinde var. Bu kararı uymamanın hem hukuki hem idari hem cezai yaptırımı var. Birincisi mesela idari perspektifte biliyorsunuz Adalet Bakanlığı 2019 yılında bir değişiklik yapmıştı. Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına uymamayı bir terfi kriteri haline getirmişti. Uyacaksın diyordu. Eğer uymazsan terfi edemezsin diyordu. Bu idari perspektifti. Ceza hukuku anlamında